Bugün sabah saatlerinden beri televizyonlarınızda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını ve Gallant hakkındaki yakalama kararını, tutuklama kararını izliyorsunuz. Son dakika bilgileri peş peşe geliyor. Az önce Beyaz Saray işte biz bunu reddediyoruz dedi. İsrail'den yapılan açıklamada bunu antisemitizmle özdeşleştirdi. Yani aslında İsrail'in yaklaşımı şu. İstediğiniz kadar antisemitizm Yahudi karşıtlığı meselesi üzerine alıyor. İstediğiniz kadar katil olabilirsiniz, terör estirebilirsiniz, uluslararası hukuk çiğneyebilirsiniz. Eğer biz böyle şeyler yaptığımızda bize karşı çıkarsanız da bunun önüne işte uluslararası hukuku ve öyle kuralları falan koyarsanız da biz sizi antisemitizmle bile suçlarız. Biz seçilmiş bir ırkız, seçilmiş bir milletiz. İstediğimiz her şeyi istediğimiz kadar yaparız. Bütün hukukun üstündeyiz. Algısı maalesef Siyonizmin zihnine iyice çökmüş durumda. Daha kötü olan da destek verenlerin benzer noktada olması. Şimdi önce bir karara bakalım. Suçlamalar ne? Bu arada mahkeme sadece Netanyahu ile ilgili bu kararı vermedi. Cinayet, zulüm, insanlık dışı uygulamalar, aç bırakma vesaire gibi şeyler dahi var. Haberden izleyelim önce. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı çıkardı. Suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler var. UCM Başsavcısı Keriman, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu. İsrail'in itirazlarını reddeden Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve Gallant'ın suç işlediğine dair yeterli gerekçe olduğuna hükmederek yakalama kararı çıkardı. Netanyahu ve Gallant'ın suçları arasında açlığı silah olarak kullanmak, cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı muameleler yer aldı. Açıklamada İsrail'in mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesinin gerekli olmadığı vurgulandı. Karar Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail'de tepki topladı. Cumhurbaşkanı Herzog yaptığı açıklamada kararı absürt olarak niteledi. Başbakan Netanyahu kararı reddettiğini söylerken Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada kararın antisemitik olduğu iddia edildi. Roma statüsünün 86. maddesi uyarınca UCM'ye taraf ülkeler mahkemenin aldığı kararları eksiksiz şekilde uygulamakla yükümlü. UCM'ye taraf olan 124 ülke arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda başı çekerken ABD, İsrail, Rusya, Çin gibi ülkeler için bağlayıcılığı bulunmuyor. Bağlayıcılığı işe yarayıp yaramayacağı konusuna birazdan bakarız. Yani bugüne kadar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararlar ne işe yaramış, ne olmuş, ne bitmiş. Ama burada tabii ki mesela Borrell'in söylediği saygı duymalı ve uygulanmalı ifadesi dünyanın daha fazla çivisi çıkmamalı anlamında da yorumlanabilir. Çünkü artık hiçbir uluslararası hukuk tanımadığınızda hiç kimsenin uluslararası hukuk tanımayacağı bir yere doğru dünyayı sürükleyebilirsiniz. Onda nasıl felaketler getireceği malum ve belli.